kişiselleştirmeden, kişi veya bir parti üzerinden değerlendirmeden söylüyorum. Ben rasyonel bir durumdan bahsediyorum. Rasyonel durum elimizdeki anketler ve kamuoyunun geri dönüşleriydi. Yani benim gördüğüm anketlerle sizin gördüğünüz anketler ve bugün Türk siyasi partileri gördüğü anketler aynı anketler. Yani anket firmalarının iktidara yakın ya da muhalefete yakın olarak tanımlamanın da bir ortak kesişim kümesi var. Dolayısıyla biz buradaki rasyonel durumu söylüyoruz. O rasyonel durumda sizin isminiz olsaydı, sizin isminiz o zaman kazanabilecek aday olarak tanımlanabilirdi. O yüzden biz burada kişilerden, kişilerin kişiliklerinden ve onların geçmişinden ayrılarak o olayı son derece gerçekçi bir şekilde ifade ettik. Peki Uğur Bey, İmamoğlu ile alakalı böyle bir teveccüh vardı. Bu konuya ilişkin altılı masanın paylaşılan Sayın Genel Başkan'la, Sayın Genel Başkanımızın da dahil olduğu altılı masa toplantısında Sayın Yavaş'ın Sayın İmamoğlu ismi kabul görmedi. Pazar ve pazartesi günkü stratejinin sonunda Sayın Yavaş'ın Sayın İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak konumlanmaları, görüşü kabul gördü. Ve şu anda da artık Millet İttifakı kendini bu şekilde konumlayarak bir yol haritası oluşturdu. Uğur Bey, bu sizin formülünüz müydü, CHP'nin formülü müydü? Bu çok tartışılıyor. Bunun tartışılacak bir yanı yok. Bu bir formül. Bu Millet İttifakı'nın formülü artık. Çünkü biz altılı masa olarak hem güçlendirilmiş parlamenter sistem mütabakatını, hem anayasa değişiklik metnini, hem ortak politikalar metnini, bunların hepsi altılı masanın tüzel kişiliğinin metinleri ve kararlarıdır. Bu senin formülün, benim formülümün, burada biz bir aidiyet üzerinden ya da mülkiyet üzerinden hareket etmiyoruz. Türkiye'nin önünü açabilecek bir seçime gitmek ve bu hükümet sistemden kurtulmaya çalışıyoruz.